okumayın. Bir binde binli sen ne de derken ben söyleyeceğim. Ekranda görüyorsunuz zaten. İkisi de kristalin bölgeleridir. İkisi de kristalin bölgeleridir. Fikri ve insan. Demek ki bunlar aslında kristalin bölgeleri ifade ediyormuş. Kristalin bölgeleri. Kristalin bölgeleri. Doğal iflerdeki kristalin bölgeleri biz fikri diyoruz. Demek ki bu doğal ifler için daha ziyade kullanılan bir ifade. Misalde sentetik ifler için. Aradaki fark bu. Aslında doğal şey, kristalin bölgeyi ifade ediyor. Kristalin bölgenin tanımı neydi arkadaşlar? Polimer zincirlerin birbirine paralel ve düzenli bulunduğu alanlara, bölgelere kristal olarak denir diyor. Şimdi Fibri'nin doğal iflerdeki temsil edildiği şu şekilde arkadaşlar. Bir lif ekseni var. İplik dersinden hatırlayınız. Pamuk'un fiziksel yapısını görmüştük orada. Hatırladınız mı? Uzun bir fiziksel yapı vardı. O fiziksel yapı üzerinde neler vardı? En üstte küçük bir tabakası, altında trimer hücre duvarı, hemen altında katmanlar halinde sekonder hücre duvarı var. Onlar da nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bunlar da nasıl bulunuyordu? Mesela şöyle bir pamuğun yapısı var. Şöyle katman katmandı, hatırlayınız. Şöyle üzerlerinde ne vardı arkadaşlar? Şöyle üzerlerinde şöyle yapılar var, düzleyin. İşte bu yapılar nedir aslında? Kristalin bölgeleridir. Aslında bu yapılar, şimdi fibrin yapılarını tanımlayacağımız şekildedir. Diyoruz ki, dip eksenle belli bir açı yapan, şurası bizim dip eksen olsun arkadaşlar. Dip eksenle belli bir açı yapan kristalin bölgeleriyle aralarında amor bölgelerinin bulunduğu yapılara, kristal yapılara fibrin adını veririz. Şu şekilde şeyde amor yapılarına şöyle gösterelim. Farklı bir kalemle gösterelim. Bunlar da amor yapılar olsun. Demek ki düz bir şekilde, yani lif ekseni düz bir şekilde bulunmuyor. Lif ekseni belli bir açı yapacak şekilde bulunuyor. İşte bu yapılara fibrin adını veriyormuşuz. Bu bölgeye kristalin olan bu bölgeyle amort bölgeye adını veriyoruz. Dikkat edecek olursanız o pamuk fiziksel yapısında da primer hücre duvarındaki, sekonder hücre duvarındaki buradaki çizgileri, yani kristalin bölgeleri düz olarak görmedik. Yatay olarak, yatık olarak görmüştük. Yatay değil mi? Yatık olarak görmüştük. Belli bir açı yapacak şekilde görmüştük. Tekrar tanımlayalım. Lif eksenine belli bir açı yapan kristalin bölgeleriyle aralarında amor bölgelerini bulundurduğu kristal yapılara fibrin adını veriyoruz. Diyelim misel ya da bu miseli diğer bir adıyla saçak bir misel olarak ifade edelim. Bu saçak bir misel de nerede karşımıza çıkıyormuş? Yine kristalin bölgede. Nerede karşımıza çıkıyormuş? Sentetik liflerde karşımıza çıkıyormuş. Sentetik liflerdeki kristalin yapılara misal adını veriyormuşuz. Sentetik liflerde de arkadaşlar şöyle diyelim. Böyle olsun. Sentetik bitkiler de kristalin bölgeler farklı yönlere yönlenmiş durumda. Ve uçlarında da saçaklanmalar meydana getiriyorsa bu tür kristal yapılara da misal adını veriyoruz arkadaşlar. Bu tür yapılara da şu şekilde görüyorsunuz.
Bu tür yapılara da misel adını ya da saçaklı misel adını veriyormuşuz. Amorf bölgeleri ne yapacağım? Sentetik liflerde amorf bölge yok. Bölgeler az. Notlarınızda misel diye tabir çıkar, fikir diye tabir çıkar. Belki diye orada misel gördü ama gördüğün gibi bir ifade kullanmasın. Geçiyor içinde. Misel de fikirdir. Tamam mı? Miselle fikirle işte bilin ki misel gördüler. Bunu ifade ediyor. Var mı buraya kadar soru sorular? Merve sorun var mı? Evet. Benim sana sorum var ama Merve. Evet. Tekstil iplerinin temel özellikleri. Ne? Yeni bir konuya geldik. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapacağız. Evet, bir tane de gibi anlatabiliriz. Yaklaşık 12 tane tekstil iplerinin temel özelliği var. Bu özellikleri hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Bu özellikleri bildikten sonra doğal ipler konusuna geçmiş olacağız. Doğal ipler konusuna geçeceğiz ama hemen ipe geçmeyeceğiz. Çok yaşlı. Doğal iplerin yapı taşı olan selüloz hakkında bilgi vereceğiz. Not dışındaki şeylerden bilgi vereceğiz. Notumuzun dışına çıkacağız. Yani slaytların dışına çıkacağız. Selüloz nedir ne değildir o bilgilerde vermiş olacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar bir tekstil ipinin temel özellikleri nelermiş? Bir tekstil ipinin ticari değeri sahip olduğu bazı özelliklere büyük ölçüde bağlıdır. Elyafın tanımını sağlaması için, elyafın tanımı neydi bu arada? İsmini de alabilir miyim? Neyse, elyafın tanımı neydi? Yok, neydi? Senin bir dersin. Senin listede var mısın? Niye yoksun? Ekontenjan mı? Niye söylemiyorsunuz ekontenjanlara geldin diye? Yalan sormamış olabiliriz. İsmin yoksa sen de söyleyin hocam benim isminin ismi yok diyebilirsin. Neyse. Aşağıya yazdı tamam ama aşağı neresi? Daha bir sonraki sayfa mı? Hiçbir yere yazmamışsın. Hiçbir yere yazmamışsın. Neyse. İpliğe yazmış. Farklı bir yer. Elyafın tanımı neydi? Bilmez biliyor musun? Tekstilin ham maddesi hocam. Belli mi? Bir dakika, bilmez de sorun. Arkadaşlar dinleyin arkadaşlar. Evet, arkadaşa bakmayın, utandırıyorsunuz. Selma mıydı? Evet, Selma söyledi. Biliyordum. Belli bir korkma ve yönü var. Bir de bilen, enlerini de bizim söylüyor. Evet, yok, sorun değil, tamam. Evet. Seyit söylüyor. Evet. Seni daha mı görürsün? Mustafa söylüyor. Sen de arkadaşına gidiyorsun işte. Belli bir korkma dayanımı var. Belli bir mukavemet var. Birbiri üzerine yapışabiliyor. Bükületilme yeteneğine sahip. Onları ellerine göre oldukça zor. Renkli ya da renksiz mamullerimiz elyaf adını veriyoruz. İşte diyor ki bakın elyafın tanımını sağlaması için bir mukavemetten bahsediyor. Bir bükületilmeden bahsediyor. Bir uzunluktan bahsediyor. Bir renkten bahsediyor. Aşağıdaki maddelerin birçoğunun bünyesinde bulundurması gerekir diyor. Tabii bir tekstil ipinin ticari değeri diyor ya, bir tekstil ipinin ticari değeri bünyesinde bulundurduğu özelliklerin toplamıyla ilişkilidir diyoruz. İşte atıyorum bu özelliklerin tamamını bir ipin bünyesinde bulunuyorsan ticari değeri oldukça yüksektir. Ama böyle bir ip yok. Bütün özelliklerin bulunduranı bir ip yok. Birçoğunu bulunduran olabilir ama hepsini bulunduran söz konusu olamayacak. Bir, yüzey özellikleri, tuşe tutun, yumuşaklık ve sertlik vereceğiz. Yani nedir? Doğal iplerde
amorf bölge oranlarının yüksek olması sebebiyle yumuşak bir tutum, bir şeye sahip olduğunu, kimyasal yüklerde ise kristal bölgenin yüksek olması sebebiyle sert bir tutuma sahip olduğunu söylemiştir. 2. Çevresel şartlara dayanıklılık, güneşe direnç. İşte çevresel şartlar ne olabilir? Yağmur, hava değil mi? Solukluk falan mı bir şey olacak? Mesela güneş ışığını siyah çektiğinde solunmaları... Mesela yıkıyorsunuz. Yıkanma, çekmesi, kıyafet. İşte kıyafetin çekmesi. Kimya, renk katması, kimyasal daha iyi şimdi. Her tarafta da. Güneşe dayanıklılık demiş. Güneş ne yapıyor arkadaşlar? Soluyor. Güneş, hayır. Güneş evi soluyor. Güneş elyafı mı abi? Elyafı. Hayır, fırtıyor. Elyafı fırtıyor. Fırtıyor mu? Evet. Yok. Ona biz fırtıyor demiyor. Ne diyor hocam? Ne gidiyor? Şey demiyor. Elini alıyor. Dengesi azalıyor. Yok. Şöyle şunu yapıyor. Şunu yapıyor. Polimer bitik ya. Evet. Polimer bitik, polimer erdesi için polimer yapıda olabilmesi 3 tane koşul sayıda. Az önce de saydık. Yine düzgü şekli, kaleler ve düz yakına düzenlenmeli ve karşılıklı bağlar oluşmalı bir dedik. Kaleler evet. Halde kalabilmesi için. Güneş şunu yapıyor. Güneş ışığındaki zararlı ışıklar kaleler halde kalmasını sağlayacak bağlara kopar. O bağlar kopunca lifin dayanımı azalıyor. Dayanımı. Tamam mı? Perdelik mesela, perdelik kumaşlar. Şunu yaşamışsınızdır. Güneş çok uzun yani. Süre, çok uzun süre kullanmış olduğunuz bir perdeli kumaş daha sonra böyle çok çabuk yırtılı bir pozisyona geliyor. Evet, görüyor musunuz? Bu yıkamanın sonucunda değil. Evet. Çoğunuz yıkamalarak biliyorsunuz o ama bu yıkamanın sonucunda değil. Evet. Perdeli kumaş direkt gün ışığına maruz kaldığı için gün ışığındaki işte zararlı ışığına ne yapmıştır? Polimer yapısındaki o bağları parçalamıştır. Ondan dolayı da çok çabuk bir şekilde kopma özelliği gösterebiliyordur. Bu sebeple ne yapacağız arkadaşlar? Böyle gün ışığına direkt maruz kalan yerlerde kullanacağımız tekstil ürünleri gün ışığına dayanıklı olacak. Gün ışığına dayanıklı tekstil mamullerini seçebiliriz. Esneklik ve elastikiyet, tekstiliklerde yine kalite gösterildiğinde esnek olmalı. Ve elastikiyet olmalı, elastolayan yapıda olmalı. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte esneklik ya da elastikiyet nedir? Ya da şöyle söyleyeyim, 150 inç olduğu bir kıyafet vücudunuzu sarmıyor. Vücudunuzun şeklini almıyor. Otururken, kalkarken rahat şekilde oturup kalkmalısınız. Ama üründe esneme olmuyorsa ne olacaktı? O oturma kalması yerine de gerilme sırasında kopacaktır, yırtılacaktır, parçalanacaktır. Dolayısıyla bu anlamda esneklik ne yapıyoruz biz? İstiyoruz. Elastikiyet, elastomer elyaf kavramlar. Yine bu özellikle içerisinde inceleyeceğiz. Belirli bir kuvvet uyguladıktan sonra eski haline gelebilir mi hocam? Liflerin, lifi. Boyları birkaç katı kadar uzatıyorsunuz, geriyorsunuz. Ondan sonra kuvvetli kaldırdığınızda git tekrar eski haline geliyor. Buna biz işte elastiklik, elastomer elyaf diyoruz. Esneklik ise lif alıyorsunuz, boyuna göre bir gerilme işlemi çekiyorsunuz, gerilme işlemini takip ediyorsunuz. Kuvvetli etkisini kaldırdığınızda ilk haline yakın bir yere gelmeye çalışıyor. Kali değil. İlk haline yakın bir yere girmeye çalışıyor. İlk haliyle çektikten sonraki kaldığı nokta arasındaki fark esneklik olarak ifade edilir. Mesela senözikliklerde esneklik azdır. Yünlüklerde fazladır. İşte senözikliklerde esneklik azdır derken yani pamuk ürünlerde azdır. Dolayısıyla pamuk ürün giyerken mesela bu kolonidir arkadaşlar. Pamuk ürün. Ama bu kodun içerisinde esnemeyi sağlamak için ne katıyorlar? Dikra katıyorlar biz. Dikranın kullanma sebebi nedir? Ürünün esneklisini arttırmak. Ürünün kullanım dayanımını arttırmak. Islanma ve temizlenme özellikleri. Islanma nedeni ne anlayacağız? Su çekme. Tuz parçalması.
Tekstil bağımlı suyu içerisine attınız. İslanma süresi. Suyu absorbe etti. İşte o absorbe etme derecesi mi? Hemen mi ıslandı? Yoksa geç mi? Geç mi ıslandı yoksa hiç ıslanmadı mı? Yüzeyde mi kaldı? O şeyine göre değişiyor. Kumaşına göre değişiyor. Tamam işte. Lifin içindeki maddeye göre değişiyor. Yok, lifin içindeki maddeyi sadece tamam mı konuşuyorlar? Fark etmez. Yünde pamukta çabuk ıslanır. Tamam. Ama diğerleri daha geç ıslanır. Yani viskon da çalmış. Viskon. İpek de ıslanır. Neyse, şey yapacağız, yerlerini anlatacağız. Temizlenme özelliği. Temizlenme özelliği. Yani üzerindeki sonuçta kirleniyor. Bu düşünün kumaşlarla alacağım. Hayır, çok güzel değil. Atabiliyoruz. Sonra çabuk kirlenebiliyoruz. Su geçirmiyor. Kirlenme neyle ilgilidir arkadaşlar? Yine kirlenme. Bakınız, ıslanıp ıslanmamaya yakın ilgisi var. Yani nem çekebilen bir el var. Etkilerin biraz daha büyüklü ama nem çekmeyen el var. Yüzey kuru kaldığı için kuru olan yüzey farklı elektrik yüküyle yükleniyor. Havadaki kir de farklı elektrik yükü. Zıt yükler birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor ve çabuk kirlenmeyi meydana getiriyor. Hocam bir de şey var. Kir tutmayan o işte kir tutmayan nedir? Siz belirli işlemler yüzeyi, hani az önce dedim ya, tekstil bağımlı kuruysa, statik elektriklerine meydana gelecek bir kuru yüzeyi ve belli bir yükle yüklenecek. Diyelim ki farkı olsun. Kiriniz neyse, eksi de artık birbirini çekiyor. Dolayısıyla yüzeyi yüklenme meydana getiriyor. Kir tutmaz yüzeyler neyse bir işlem yapıyorsunuz. Bir kimyasal maddeyle yüzeyi işlem yapıyorsunuz. Ve yüzeyi nötr haline getiriyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Dolayısıyla yüzey güçsüz hale geldiği için havadaki kir bünyeye ne yapıyor? Yüzeyi çekemeyecek. Ya da sadece yüzeyde kalıyor. En ufak bir şeyle rahatlıkla temizleyebiliyorsunuzdur. Lifin ısıl yeteneği ve iletkenlik. Isıl yetenek derken ne olacak? Sıcak tutma. Yani ısıyı iletmemeli. İşte mesela pamuk lifleri nedir? Pamuk lifleri ısıyı bünyede tutmazsa iletiliyor, yansıtılıyor. Dolayısıyla bu yüzden yazın tercih edilen, sağlık açısından tercih edilen bir üründür. Güney yağmur ise ne yapar? Isıyı bünyede tutar. Bu sebeple de güney yağmur kışın tercih edilen bir tekstil üründür. Ama mesela polyester giyelim. Polyester şey değil miydi? İçinde protein yapısı olduğu için işinin amacısında bir şey. Polyester arkadaşlar ısıyı tutmaz çünkü. Yani ısıyı yansıtır. Isıyı yansıtır. Anladım. Isıyı yüzeyde de tutmaz. Dolayısıyla polyester yağı ile yapılmış bir ürün giydiğinizde kışın giydiğinizde mesela üşürsünüz. Vücut ısısı ne yapar? Dışarı verir. Yazın giydiğinizde ne yapar? Bu sefer vücut ısısını dışarı çıkarmaz, içeride tutar, tercih edilir. Polyester'in de böyle bir özelliği var değil mi? Hani doğal lifler ne yapacağız? Sağlık açısından, konfor açısından tercih edeceğiz. Kimyasal dayanıklılık, organik çözücüler ve asitlere bazlara karşı dayanıklılık. Evet. İşte kullanmış olduğumuz tekstil lifleri kimyasallara karşı göstermiş olduğu dirençte farklıdır. Bazı kimyasallar, bazı tekstil lifleri asitlere karşı dayanıklıdır. Bazıları bazılara karşı dayanıklıdır. Bazıları soğukta çözülürken bazıları sıcakta çözülür vesaire. Organik çözücü derken ne anlayacağız? Organik çözücü. Yok. Organik çözücü arkadaşlar, organik çözücülerde karbonatlı bir şeyler. Yok, karbonatlı bir şeyler değil, asetonlu gibi şeyler. Uçucu olan. Uçucu olan şeyler. Şimdi organik çözücülerde de siz onları nerede kullanıyorsunuz? Uçucu olan olsun. Kimyasallar nerede kullanıyorsunuz? Kuru temizleme işlemlerinde kullanıyorsunuz. Yani biz tekstil mamulün yıkamasını iki şekilde yapıyoruz. Bir sulu yıkama, bir de
Böyle organik çözücülerle yapmanın tanışıklığını gerçekleştiriyoruz. Tamam mı? Organik çözücülerle bir temizleme maddesi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla tesisin evi organik çözücüye uygun olup olmadığı bizim için önemli bir şey. Şimdi bir ürün alırsınız, ürünün içerisinde etiketi vardır. Orada kullanım kılavuzu vardır. Orada der ki arkadaşlar, kuru temizleme uygun değil. Kuru temizleme uygun diyorsa, organik çözücüleri daha iyi bilir. Kuru temizleme uygun değildir, elle yıkayınız diyorsa, organik çözücüleri daha iyi bilir. Sürtünmeye dayanıklılık, boyutsal değişmezlik. Boyutsal değişmezlik derken ne anlayacağız? Boyutsal değişmezlik. Ne büyüyen ne küçülen. Çekme. Çekme ne demeye devam edelim? Mekan yaptığınız zaman. Sıcaklık dekansına çekiyor. Evet. Başka? Önce şeyden kaynaklı. Lüften kaynaklı. Önce şeyden kaynaklı. Neyinden kaynaklı? Bir, çekmenin sebepleri nedir arkadaşlar? Su. Birinci sebep su. Su ne yapıyor? Çekiyor. Su ne yapıyor? Lifte bir şişmeye sebebiyet veriyor. Lif şişmiyor. Elde kesik itibariyle şişmiş olan lif, boyuna kesik itibariyle kısalmış oluyor. Dolayısıyla polifle liflik yaptığımız, bu ekliklerin de alt ve çözdüklüğü olarak dokuma kumaş yaptığımız. Yani öyle kumaş yaptığımız. Ne olacak işte? Altta çözüm yönlerinde çekecektir. En boy yönünde çekecektir. Saldırı sebebiyeti gelecektir. Birinci çekme bu. İkinci çekme de yok. Tekstil elyafını ham maddeyi aldınız. İplik aşamasında ta konfeksiyon aşamasına kadar belli bir gerilimlere maruz kalarak üretiyorsunuz, elde ediyorsunuz. İşte bu gerilimler esnasında yani bu gerilimlerle birlikte iplik ya da kumaş gerilimle yüklenmiş oluyor. Bu gerilimleri suyu gördüğü anda boşaltıyor. Üzerinden atıyor. Suyu gördüğü anda boşaltmasının sonucunda ne meydana geliyor? Çekme meydana geliyor. Mesela bunu da şöyle açıklayalım. Polyester kumaşları diyelim. İçine su çekiliyor ya bu yerin içine alınıyor ya. Polyester kumaşları işte belli bir gerilim üretirsiniz. Yıkadığınızda onun da çektiğini görüyoruz. Ama bu şişmeden dolayı çektiği değil. Sudan dolayı üzerindeki gerilimi ne yapıyor? Atıyor. Bir büzülme meydana geliyor. Bazı kumaşlar da sarkıyor. Hocam onu neden oluyor? O da kollaşıyor. O da neden oluyor? O da şundan oluyor. Örgü yapsın. Özellikle örgü kumaşlarda diyorsunuz. Kollaştığında. Evet. Örgü yapsınız. Diğer kumaşlara göre seyrek olmasından oluyor. İşte ilmek sırasında seyrek olmasından dolayı işte özellikle sütyen kumaşlarla karşınıza çıkar. Orada da yıkayınca asarsınız uzak. Ya da işte şey triko bilgi kumaşlarla asarsınız. Mesela bilgi kumaş kendi ağırlığı kadar yarısı kadar neyse su alır. Siz onu asarsınız. Su aşağı doğru hareket ettikçe, tamam mı? Yer çekimleri size aşağı doğru gittikçe suyun ağırlığıyla birlikte ne yapıyor? Uzama meydana geliyor. Bu şeyden kaynaklanan bir hata. Kurucuda kumandadan kaynaklanan bir hata. Ama mesela işte süprem kumaşlarda şey seyrektir. Yapı seyrektir. Yapının seyrek olmasından dolayı siz onu suyun içerisine atarsınız, yıkarsınız, kurutun, düz bir şeyi seyrek kurutun, o kumaşı ne? Bollaşacaktır. Hiçbir şey olmaz değil. Bollaşacaktır. Yapı seyrek olduğu için su ne yapacaktır? Yapıyı tamam şişirecektir vesaire ama bollaşmayı seyrek edecektir. Dikin su emme ve nem tutabilme özelliği. Tekstil ipleri belli bir suya emme ve nem tutabilme kabiliyetine sahiptir. İşte doğal iplerde farklı, kimyasal iplerde farklı ve bir tekstilin ticari değeri varsa bu ticari değer açısından da bu değerleri ne yapmışlar arkadaşlar? Sınırlandırılmıştır. Bunların neler olduğunu yakında göreceğiz. Biyolojik dayanıklılık, bakteri, mantar, küp ve güveler dayanıklılık. Mesela bazı tekstil ipleri ne yapıyor arkadaşlar? Küfleniyor. Bazıları güve karşısında dayanıklılık göstermiyor.
günlük maaşlı. Bazıları da ne kütleniyor, ne kütlelere karşı bir zarar görebiliyor. Demek ki tekstil mamullerinde bakterilere karşı, çeşitli mikroorganizmalara karşı demiş arkadaşlar, dayanım gösterilmiş şeyler, dayanım gösterilmiş. İşte yani temizlik yapıyorsunuz. Yani de temizlik şey olarak ne kullanmışsınız arkadaşlar? Bez olarak kullanmışsınız. Evet. Genellikle kullanılan temizlik bezi şudur. Evde eskimeyen, eskimiş olan iç çamaşırlardır. Kahveler vesaire. Ya da tişört. Bunun burası sabrınızdır. Sabrınızdır. Hem de sabrınızdır. Küçük mü? Neyse, ama böyle doğru mu? Evet, evet. Bunu siz buna bir temizlik yaparsınız, işte kovan içerisine attınız, bir karşı uğramayın. Ne olacak? İşte küflenecek. Pamuklu mağdurunda küflenme meydana gelecektir. İşte aynı olay işletmelerde de geçti. Şimdi bir gün işletmede çalışıyoruz arkadaşlar. Ürün hatalı gelmişti. Üründe bir hata var. Ama bir şekilde işletmeye gelmiş, bir sürü bir şey almıştık. İşlemi almışız. Artma işlemi yaptık. Artma işlemi yaptıktan sonra bize bildirmeyen bu ürün hatalı olmuş, o ürünle bir şey yapmayın diye, tamam mı? Neyse. Mı yaptınız? Yok, artma yaptık. İşte boya koyduğum. Ondan sonra neyse ürünü aldı, makineden çıkardı, nemli bir şekilde şöyle kenara koyduk. Encemeyi hızlı bir şey yapmadı. Aradan birkaç hafta geçti. Ürünü şöyle üzerine bir kaldırdı. Böyle bir şeyler oluşmaya başlamış. Kökenmeler oluşmaya başlamış. Niye? Biz nemli olarak koymuştuk. İşte ortamdaki ısını, sıcaklığı, benzer etkileri ne yaptı? Küflenmeyi daha önce çıkardı. Bu yüzden pamuklu mamullerde ne yapacaksınız arkadaşlar? Yaş olan bir bezi ya da kumaşı işlem bittikten hemen sonra hızlı bir şekilde kurutacaksınız. İşte yünlü mamullerimizde ne yapıyoruz? Yünlü giysilerimizde kıştan yaza gelirken dolaplara kalkıyoruz, kabını yapıyoruz. Orada mantarı koyuyoruz biz. Ya da sabun koyuyorsunuz. Niye koyuyorsunuz? Çünkü küflenmemesi. Küflenmemesi için ne? Güvenilmemesi için. İşte ondan. Güvenilmemesi için. Tamam mı? Mesela yünlü mamullerde güveye karşı dayanıksızlığı söz konusuymuş. Boyanabilme. Tekstil iplerinin boyanabilme özelliği aynı zamanda şeyle ilgilidir. Neyle ilgilidir? Nem tutma, su alma kabiliyetleri ile ilgilidir. Bir tekstil elyafı bünyesine nemi alıyorsa, bünyesine suyu alıyorsa arkadaşlar, bu tekstil elyafı kolay boyanıyor. Tekstil elyafı bünyesine suyu nemi alıyorsa zor boyanıyor. Ya da tekstil elyafının yapısında alman bölge varsa suyu kolay alacak. Daha absorban bir yapı demiştim. Hamak bölge oranı yüksekliği sebebiyle daha kolay boyanacaktır. Kristalin bölge oranı yüksekse, Binnaz ve yanındaki arkadaş isminizi alayım. Cemile. Dinliyoruz derse. Ne olacaktır? Boya tutmayacak. Daha zor boyanacaktır. Boya tutmayacak değil. Daha zor boyanacak. Zor şartlarda boyayacaksınız. Mesela soğukta nem çeken bir elyafı, pamuk, soğukta boyayabilirsiniz. Soğukta normal çeşme suyu, sıcaklığında boyayabilirsiniz. Ama bir polyester elyafı boyayamazsınız. Polyester elyafı boyayabilmeniz için basınçlı ortamlara çıkmanız gerekiyor. 100 derecenin üzerinde basınçlı ortamlara çıkmanız gerekiyor. Yani böyle bir zorluk var. İpliği anlatıyorum, ne böylesin? Bu böyle de yapmıştık. Sağlamlık. Sağlamlık. Bey karşı. İşte mukavemet. Tekstil yapmak için mukavemet değerini arıyoruz. Statik elektriklenme. Statik elektriklenme iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Kötü bir şey. Evet, kötü bir şey. Çünkü bazı şu var arkadaşlar. Giymiş olduğumuz ürünler eğer sentetik ise, şu an üzerimizde giymiş olduğumuz ürünler sentetik ise, bu bizim o günkü ruh halimizle ilgili. Evet. Niye? Ürünler sentetik olduğu için yüzeye su almıyorlar, nem almıyorlar, tamam mı? Kuru kalıyor. Kuru kalan yüzey statik elektriklenmeyle ilgili.
Yani sizin yüzünüz üzerinde bir elektrik yükü meydana geliyor. O elektrik yükü de sizi ne yapıyor? Çarpıyor mu? Stresli yapıyor. Gergin yapıyor. Bir de asabi yapıyor. Çabuk, çabuk sinirli bir ruh hali içerisinde olmanızı sağlıyor. En kolay yolu dedi, öyle bir ortamda uzaklaşmayı bilmiyorsunuz. Gideceksiniz, eliniz yüzünüzü yıkayacaksınız. Suya kurtulacaksınız. Dolayısıyla günlük hayatta yapmış olduğunuz bu ürünlerde, yani ürünün hem çekmemesi, dolayısıyla statik elektrik denmemesi, hem bizim ruh sağlığımız, kişisel sağlığımız açısından önemli, hem de ne açısından önemli arkadaşlar? Can sağlığı açısından önemli. Niye? Çünkü eğer üzerimizde giymiş olduğumuz bir ürün statik elektrik denmeyle yükleniyorsa, siz de o ürünün üzerinden çıkartırken bir noktaya çarpmışsa, statik elektriklenmeden dolayı kıvılcım meydana gelmişse ölümüne sonuçlanıyor. Çünkü dünyada örnekleri var. Ondan sonra bir anlayacak. Evet. Can açabilir misiniz? Özellikle mesela arkadaşlar, İngiltere bu konuda başı çekiyordur. İngiltere'de özellikle çocuk kıyafetlerinde bayan giysilerinde vesaire ürünlerin statik elektrik, daha doğrusu antistatik bir işlemden geçirmediğine bakıyorlar. Yani antistatik dediğimizde statik elektriklerini önleyici bir işlem uygulayıp uygulamadığınıza bakıyorlar. Bunu testini yapıyorlar. Eğer antistatik bir işlem görmüşse ürünü alıyorlar. Görmemişse geri iade ediyorlar. Difin yanma özelliği. Tekstil tiplerinin yan özelliklerine birbirinden farklıdır. Doğallıklar farklı yapıldığını gösterir. Sentetikler farklı anlamına gelir. Sentetikler yandığında karışıyor mu? Doğallıklar, alevete basit bilirsiniz, hemen yanma meydana gelir. Geriye kül, elle ufalanabilen bir kül tabakası bırakır. Kimyasallıklar ise yanma önce olmaz. Alevete yaklaştırırsınız, önce alevete kaçar. Sonra yanmamaya gelir. Yandıktan sonra da geriye sertleşmiş, boncuklaşmış bir tabaka kalır. Ki bunları anlatacağız. Lifin optik özellikleri, ekonomiklik ve bol miktarda bulunması ne yapıyormuş arkadaşlar? Tekstil liflerinin ticari anlamda bir değer, tüm bu özellikler tekstil liflerinin bir ticari değer ne yapıyormuş? Katıyormuş. Boyutsal ve fiziksel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Lif uzunluğu, kesit alanı, lifin yoğunluğu ve özgür ağırlığı, lif inceliği, parlaklık, lifin nem miktarı, lifin yabancı madde miktarı, tekstil liflerin boyutsal ve fiziksel özelliklerini ne yapıyor arkadaşlar? İfade ediyor. Lifin yoğunluğu ve özgür ağırlığı derken ne anlayacağız? Özgür ağırlığı kendinin özgür ağırlığı olan ağırlığı değil, kurucu ağırlığı. Yoğunluk derken ne anlayacağız? İçindeki de önemli bir şey değil. Mesela lifleri çok kalınlık miktarı. Öğrenci çok şey. Yani yüzeysel geçtik hocam, biz de bunları bilmiyoruz. Evet. Seni öğreniriz. Kasa yok. Şey yaparız. Arkadaşlar, yoğunluk iki şekilde var. Bir hacimsel yoğunluk, bir de giyin yer. Hacimsel yoğunluk, fakatası anlatacağız, bu dersinde anlatacağımız hususlar hacimsel yoğunluğu ifade edecek. Yani iplik numaralandırma sistemleri ifade edecek. Yani bir ipliğin kesitindeki lif sayısındaki bir bağlarını ifade edecek. Özgür ağırlığı da lineer yoğunluk olarak ifade ediyor. İşte suda batıp batmaması gibi bir husustur. Tekstiliklerin bir ikisi haricinde, tekstiliklerin bir iki tane haricinde özgür ağırlıklar birden büyük olduğu için, bir gram bölü santimetre küpten büyük olduğu için suda ne yaparlar? Tekstilikleri batar. Yani batarlar. Özgür ağırlıkları birden büyük olduğu için. Ha, hepsinin bir ikisi haricinde. Lif inceliği, parlaklığı, nem miktarı, yabancı madde miktarı vesaire, bunlar da boyutsal ve fiziksel özellikleriyle ilgili hususlarmış. Mekanik ve kimyasal özelliklere bakalım.
Gençler dinleyelim. Dikim mukavemeti, uzama kabiliyeti ve kalıcı uzunluk, kıvrım ve büküm, rigidlik, eğilebilme, karıştırılabilme, ipin kimyasal özellikleri. Uzama kabiliyeti ve kalıcı uzunluk ne demek? Kalıcı uzunluk ne demek arkadaşlar? Ya, uzama Esneklikten başlangıçtaki boyutuna yakın bir yere gelmişti. Bu esneklik. İşte onun kalıcı olması. Kalıcı olması ne demek verir işte Soner? Kayma mı? Çekiyorsunuz. Sürme. Çekiyorsunuz, dik boylarını çektiniz. Öyle bir noktaya, noktanın ötesine geçtiniz sonra artık kalıcı olma olay. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, 10 dakika var daha. Karıştırılabilme, lipin kimyasal özellikleri dedik. Diyor ki, önemli özellikleri birlikte inceleyelim demiş arkadaşlar. Uzunluk özelliğinde geldik ve burada kalıyoruz. Uzunluk özelliğinde kalıyoruz. Haftaya kısmet olursa uzunluk özelliğini anlatacağız.